Adana'nın yeni nesil ekranı 1.5 TV'den merhabalar sevgili izleyenler. Bir süredir ekranda olamıyordum ben. Yayınları Murat Yıldız yapıyordu. Bugün biraz bir görev değişikliği yaptık. Bugün ben yayındayım, özel bir yayında. Özel bir konuğumuz var. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Durmuş. Bölgedeki yerel basın kuruluşlarının özellikle üzerinde etrafında yaşanan bazı hadiselerle ilgili hem geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunmak hem de gazeteciye yönelik saldırılara karşı özellikle emniyet güçlerini ve savcıları görev davet etmek üzere buralardaydı. Dün Mersin'deydi. Haberci gazetesi biliyorsunuz bir saldırıya uğramıştı. Orayı ziyaret etti. Adana'da bazı temasada bulunacak ve bugün de burada stüdyo konuğum. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi ilk kez 1.5 TV stüdyolarında ağırlıyoruz. Daha önce 1.5 TV yayın konuğu olarak katılmıştınız ama bir online bağlantıydı. Online. Açılış günümüze teşekkür ederiz. Onun teşekkürünü de bir kez daha iletmiş olayım hafızama gelmişken. Şimdi sizi de Adana'da yakalamışken özellikle Adana Şube Başkanımız sevgili Salim Yükayeli, Büyükhan Başkanım dedim yayında misafir etmemiz lazım. Biraz şu bölgedeki yerel basın emekçilerinin yaşadıkları sorunları konuşalım. Hem de birinci ağızdan da dinlemiş olalım. Mersin'deydiniz, onun bir izlenimini alayım sizden. Haberci gazetesine ki Hediye Hanım da orada Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın temsilcisi aynı zamanda. Gazeteye yönelik bir protesto ve saldırı olmuştu. Protesto demeyelim, bu düpedüz bir saldırıydı. Orayı ziyaret ettiniz. Ne oldu ne bitti Mersin'de sizden dinleyelim. Öncelikle teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için. Benim için de güzel bir olay oldu bu. Özellikle bu bölgede yaşananları da rahatlıkla konuşabileceğimiz bir ekran burası aynı zamanda. Yani Mersin'de yaşadığımız olay son dönemde yerelde gazetecilere yönelik saldırının bir yansıması. Şöyle ki... Yerel gazeteciler doğal olarak kendi kentindeki, yerelindeki iktidarın yani belediyelerin dolayısıyla o kentteki iş adamlarının yaptığı şeyleri haberleştiriyor. Yani Mersin'de yaşanan olay da aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihalede atık ihalesindeki arkadaşlar bir takım iddiaları gündeme getiriyor. Haberleştirdiler ve iddia olarak haberleştirdiler. Tabi burada aslında beklemediğimiz ve yani bizleri de şaşırtan her insanın tabii ki protesto hakkı var. Tabii ki her insanın beğenmediği bir şeye tepki gösterme hakkı var. Ama bunun sınırları ve ölçüleri var. Yani biz Türkiye'de gazetecilerin hep şunu söylüyoruz, kamu hizmeti yapıyorlar. Kamunun çıkarlarını ön planda tutarak burada oluşan olumsuzlukları haberleştiriyorlar. Dolayısıyla birilerinin tepkisini hep çekiyor. Yerelde kaçınılmaz olarak yerel yönetimlerle çok iç içe bir ilişki var. Ulusalda olmadığından daha fazla bir ilişki var. Tehditte de daha çok açık. Evet. Çünkü neden? Küçük şehirler. Metropol olarak görünse küçük şehirler. Eleştikleri insanlarla aynı sokaklarda, aynı caddelerde karşılaşıyorlar. Biraz daha demokratik olgunluk gerektiriyor bu mesele biraz daha. Evet. Ve hani şu yöntem doğru değil. Bir haberi beğenmeyebilirsiniz. Hani sizinle ilgili çıkmış bir haber. Doğruluğu, yanlışlığı. Yani bunun yapılacak yolu bu haber yanlıştır diyorsanız suç duyurusunda bulunursunuz. Mahkeme buna karar verir. Haber yanlış mı, değil mi diye. Ama bunu yapmayıp gençlerinizi bir gazetenin önüne gönderip o gazetede çalışanları boya ve yumurta yağmuruna tutup yalan haber yapıyorsunuz diye bir eylem yaptırıyorsanız bunun da bedelleri olmalı. Çünkü şöyle ki bu eylem Mersin'de Haberci Gazetesi'ne yapılan saldırıdan birkaç gün sonra Kocaeli'de bir yerel gazeteci öldürüldü. Evet. Güngör Aslan. Aynı bir kez daha hem Kocaeli basınına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Güngör Aslan'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Birilerinin ben senin yaptığın haberi beğenmedim diye gazeteciyi öldürmesi, gazeteciye saldırması asıl tehlikeli olan şey bu. Bizim yetkililerden, hükümetten beklentimiz ve çağrımız da bu. Gazeteci kamu hizmeti yapar, kamu yayıncılığı
olmasa dahi yerellerden ulusala kadar kamunun çıkarlarını gözeten bir yayıncılık politikası izler. Çünkü onun için esas olan bir kamunun çıkarıdır, iki halkın haber alma hakkıdır. Siz birileri ben bu haberi beğenmedim, o yüzden seni öldürüyorum, senin kapında eylem yapıyorum dediğinde aslında sadece gazeteciye fiziki bir saldırıda bulunmakla birlikte halkın haber alma hakkına da saldırıda bulunmaktadır. Evet. Gazeteciler bir kamusal sorumluluğunu yerine getiriyor. İşte bu yüzden de iktidarın, yönetenlerin, Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın gazetecilere yönelik saldırılarda refleksinin başka olması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Bugüne kadar hani dönüp bakalım, hani birçok gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci yargılanıyor, birçok gazeteci gözaltına alındı, toplumsal olaylarda darp edildi ve hiçbirisinde bir ceza yok. Geliyorsunuz, eylem yapıyorsunuz, kapısında boya atıyorsunuz, gazeteciye hedef gösteriyorsunuz ama arkasından ceza olmuyor. Gidiyorsunuz, yayına girmeden önce binanın önünde dövüyorsunuz, gözaltına alınıyorsunuz, 2 saat sonra bırakılıyorsunuz. Eğer gazeteciye yönelik bu cezasızlık işlerine vaktinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylar karşısında sert bir tepki verilseydi ve cezalandırılsalardı bugün Güngör Arslan yaşıyor olacaktı. Bugün Mersin Haberci Gazetesi'ne 100 kişi gelip saldırmayacaktı. Tabii bunlardan cesaret alıyor. Bizim aslında hükümetten beklentimiz bu. Eğer gazeteci, şunu demiyoruz, haberde yanlış olabilir, haberde hata olabilir, gazeteci her şeyi 10 numara 5 yıldız doğru yapmıyor olabilir. Biz de insanız sonuçta. Ama bunun karşılığında bir fiziki saldırıya, bir cinayete gidecek bir boyuta engel olması gereken hükümettir. Bunun yolları var. Bakalım, yani Türkiye'nin tarihine bakalım. Cumhurbaşkanına hakaretten binlerce insan yargılanıyor. Ne yapıyor? Kendine yönelik bir eleştiri olduğunda gidiyor mahkemeye, dava açıyor. Ve ceza aldırmasını sağlıyor. Şimdi niye bu gazeteci de böyle olmuyor? Şimdi 20 yaşında Güngör Arslan'ı öldüren çocuk, 20 yaşında bir çocuk. Genç bir delikanlı. Birileri geldi, 3 kişi mahalleden tanıyorum. Bana dedi, sen bunu tehdit et, ayağına sık, öldür dedi. Çünkü bu şey yapıyor. Oradaki olay da yine bir ihale olayı. Evet. Yine bir yolsuzluk olayı aslında. Bunu haberleştirdiği için sen buna tepki göster. Çocuk gidiyor ve öldürüyor. Şimdi bugün 1.5 TV'deyiz. Bu yaptığımız yayını beğenmeyen birisi 15 yaşında, 17 yaşında çocuk gelip burada bize saldırsa ceza almayacak. 3 ay, 5 ay. Belki o kadar bile değil. Evet, ki bu cezasızlık da teşvik edici hale getiriyor. O zaman da şu olacak. Yani Armağan bugün böyle söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum. Gidip Armağan'a şey yapayım. Döveyim. Silah sıkayım. O zaman yani döpeniz orman kanunları geçerli olur. Yani burası demokratik layık bir hukuk devleti ise biz şayet iktidar tarafından yönelen yani bir sürü muhalif gazeteci adına muhalif diyorlar ama gazetecilik muhalefet yapmak değildir. Doğruları yazmaktır ya da kesinlikle. Yani kamusal bir görevi ifade etmektir. Haber yaptığı için iktidar sahipleri tarafından tehdit eden gazetecilere karşı hukuk devleti uyarısında bulunuyorsak bunu kendisini muhalif ve Türkiye'yi daha aydınlık çağla taşımak sorumluluğunun üzerine aldığını iddia eden siyasi görüşe mensup insanların bunu daha öncelikli olarak, ön koşul olarak ortaya koyması lazım. Kesinlikle. O Mersin'deki olayda böyle bir ironi de var. Kesinlikle çünkü şöyle bir sorun var. Yani Mersin'de o 100 kişilik ekibi içerisinde 20 tane belediye çalışanı var. 15-16 tane belediye çalışanı var. Yani Vahap Bey'in yapması gereken şudur. Bence yapması gereken şudur. Öncelikle o personeli işten atması. Bir sendikacı olarak söylüyorum bunu. Eğer bir insanın basın ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeyen birisini çalıştırıyorsanız yarın bu size de saygı göstermez. Bunun gereğini yapması gerekiyor. Biz neyi kaybediyoruz? Asıl tehlikeli olan bu. Gazeteciler Türkiye'de yani basının tarihi boyunca tehditlere, saldırılara, cinayetlere çok olmuştur. Böyle geçti. Çok da faal meçhul cinayetler de işlenmiştir. Böyle geçti. Türkiye'nin basın tarihi hep böyle. Evet. Ama Türkiye'de gazeteciler tek başına 70 tane gazeteci öldürülmedi. Türkiye o cinayetlerin yaşandığında o toplum haber alma hakkını kaybetti.
Yani bizim asıl derdimiz bu. Evet, gazetecinin can güvenliğini sağlamak zorunda. Devletin birinci görevi bu. Ama ikincisi de toplumun haber alma hakkını korumak zorunda. Sen topluma haberi ulaştırabilmen lazım. Bunu ulaştırırken baskıya, tehdide maruz kalmaman lazım. Şimdi buraya geldik, Kürtçüler cezaevinden geldik. Adana'dan 4 tane gazeteci cezaevinde yatıyor. Evet. Habercilik yaptıkları için yatıyorlar. Şimdi bunları kabul ettiğin sürece sen onları, gazetecileri cezalandıran bir iktidarsan... Haberini seversiniz, sevmezsiniz ama demokratik ölçütlerde buluşmak lazım. O meşru zemini kaybetmemek lazım. Kesinlikle. Altı çizin, Adana'da kaç gazeteci işte cezaevinde yatıyor. Yatıyor, evet. Ve yani arkalarında savunan kimseleri yok. Kamuoyu sessizliğe gömmüş durumda. Herhalde cezalarda uzamış bir miktar. Evet ama hani Nisan ayında, Mayıs ayı içerisinde hepsi tahliye olacaklar. Ama sorun şu. Gerçeği değiştirmiyor. Işte. Gerçeği değiştirmiyor. Bu gazeteciler gazetecilik faaliyetinde bulundukları için cezaevinde yattılar. 3 ay yattı, 5 ay yattı, 1 yıl yattı. Ama ceza aldı. Evet. Yani kabul edilmemesi gereken, toplumun da kabul etmemesi gereken şey bu. Biz meslek örgütleri olarak buna tepki gösteriyoruz. Gazeteciler olarak tepki gösteriyoruz. Biz kendi mesleğimizin gereği, meslek ilkelerimiz kapsamında biz bunlara tepki gösteriyoruz. Ama artık bir şeyin de harekete geçmesi gerekiyor. Toplumun da kendi haber alma hakkını korumak üzere harekete geçmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Yani Türkiye'de medyanın yapısı büyük oranda değişti. Yani tek başına şöyle diyemeyiz. İktidar iyi bir politika yürüttü, başardı, yapıyı değiştirdi diyemeyiz. Toplum haber alma hakkına sahip çıkmayı bıraktı. Evet. Evet. İki yönlü bir şey var. İktidar iyi bir politika yürüttü ama sen haber alma hakkına sahip çıkmadığın için iktidarın yürüttüğü bu politika başarıya ulaştı. Şimdi kutuplaşmış Türkiye'de kutuplaşmış medya var. Medya kutuplaşmanın bir parçası olamaz. Medya kutuplaşmayı körükleyemez. Gazetecilerin işi bu değil. Ya da o kutuplaşma ortamına göre kendini inşa edemez. Edemez. Evrensel değerler üzerinden kendini inşa edebilir. Senin bir şeyin var. Basın meslek ilkelerin var. Evet. Sen bu mesleğe girerken bunlara uyacağını kabul ederek giriyorsun ve bunlara uyman lazım. Ama senin bu meslek ilkelerine bağlı kalabilmenin koşulu bir örgütlü olman. Kendinin meslektaşınla dayanışma içerisinde olman, onu bir rakip değil, omuzdaş olarak görmen. İki, toplumun da kendi haber alma hakkına sahip çıkması. Dönüp bakalım mesela 2013'te gezi eylemleri sırasında insanlar gidip eylem yapıyordu medya kuruluşlarının önünde. Niye bizim haberimizi vermiyorsunuz diye. 9 yıl geçti, daha geriye gittik. İşte gazeteci öldürülüyor. İşte medyası denildi, bir şeyler denildi falan. Neden? Gazeteci öldürülüyor, gazetecilerin önünde. Yani şunu söylemiyorum ben, Mersin'de de hani Haberci gazetesini eleştirebilirsin, kapısında eylem yapabilirsin ama fiziki saldırı, bunun sınırları vardır. Yani göstereceğin tepkinin, yapacağın açıklamanın sınırları vardır. Sen gazeteciye fiziki saldırıya döndürdüğün anda aslında kendi haber alma hakkına saldırıyorsun. Ha, pekala, oraya gidip siz de bir basın açıklaması yapabilirdiniz. Evet. O gazetede eminim bunu yayınlardı. Aynen öyle. Yani. Bu da zaten, bu zaten savunma hakkıdır zaten. Evet, işimiz bu. Yani o 100 kişi saldırmak yerine gelip biz Mersin Haberci Gazetesi'ndeki şu haberi şöyle doğru bulmuyoruz. O yüzden gidip suç duyusunda da bulunacağız ama sesimizi burada da duyurmak istedik deseydi emin olun o haber Haberci Gazetesi'nde haber olacaktı. Ki yapmasa, biz böyle bir haber yaptık, bu taraftan böyle bir açıklama geldi diye o haberi yapmasa işte basın meslek ilkeleri ve ahlakı da orada devreye girerdi. Biz, o gün biz de belki bu eleştiriye katılabilirdik ama bu yapılan protesto demokratik ölçütlerin dışında, protesto diyorum değil, saldırı. Saldırı. Demokratik ölçütlerin dışında bir saldırı vakası. Oradaki meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileyelim tekrar. Sizin aracınızla da. Şimdi aslında iyi bir noktaya da değindi de Türkiye kutuplaştı, medyada kutuplaştı. Bir tarafta şeyi de kaybedeceğiz gibi görünüyor. Hani canhıraş bir şeyleri savunurken iktidarın medya üzerindeki, basın üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılarının altında bazı değerleri ve ölçütleri savunmaya çalışırken bir taraftan da başka bir tek sesli bir şey inşa oluyor gibi. Yani iktidar değiştiğinde bu kez de işte bu bazı muhalif mecralarda basın çalışanlarının başına gelen bazı şeyler bazı ekranlarda ve sütunlarda yer bulamıyor mesela. Şimdi burada iyi bir tahlil sürecine girmemiz gerekiyor. Basın meslek örgütü olarak, değil mi? Bir de ana akım medya aktörler üzerinden çok tartışılıyor mesele.
yerelde gazeteciler bunun daha çok bedelini ödüyor. Evet. Yani burada yerel yöneticilerin bu konuda çok daha hassas davranması lazım. Şimdi yani şöyle düşünüyorum, kişisel fikrim bu tabii ki. Evet, ulusalda bir kutuplaşma var, ulusalda bir iki tarafın sesi olma gayreti var. Ha, bu arada şu yok mu? Murat Yıldız ve Salim Büyükaya iyi yayınlar diliyor. TGS Danışma Başkanımız ve Murat Yıldız, gazeteci dostumuz. Teşekkür ederiz. Bir kutuplaşma var medya açısından. Ha, ortada doğru gazeteciliği yapmaya çalışanlar da var. Objektif, tarafsız ve gerçekleri topluma ulaştırmak üzere, hani onları da bu kutuplaşmanın bir parçası olarak görmüyorum. Var, azınlık da olsa böyle bir medya da söz konusu. Ama yerellerdeki derdimiz ve sorunumuz çok başka. Bir, hani geçiştirilebilir olaylar ama yani Türkiye ekonomik anlamda çok ciddi bir kriz yaşıyor. Medyada bunun en büyük faturasını ödeyen, güvenilirliğini yitirmiş, bunda iktidarın uyguladığı politikaların çok etkisi var. ve toplum tarafından sahiplenilmeyen, güvenilmeyen bir meslek grubuna dönüşmüş bir topluluğuz gazeteciler olarak. Şimdi bu tabloda işte Adana'dayız. Adana'da 10 tane gazete var. 10 gazete ne kadar satış yapabiliyor? Evet, 16 gazete var. 16 gazete var. Ne kadar satış yapabiliyor? Ne kadar insanlar bayiden gidip Adana'da ne olmuş ben bir bakayım diye orada bir gazete alma ihtiyacı hissediyor. Şimdi bunu bu hissiyat ortadan kalktı. Sadece Adana için değil. Bütün yerler açısından söylüyorum. Şu an hala yerel basının güçlü olduğu, tirajlarının güçlü olduğu bazı bölgeler var ama genel olarak böyle. Onlarda da emin olun 3-5 yıl öncesine göre yarı yarıya düşmüş bir tiraj söz konusu. Yani insanlar bayiden gidip yerel gazete almıyor. Niye? İki tane nedeni var. Bir, orada kendi yereline ilişkin haber ve içerik bulunuyor. Evet, içerik sorunu var bir. İkincisi, ekonomik olarak büyük bir baskı gören yerel küçülmek zorunda. İçerik üretmekte zayıflamak. Muhabir çalıştıramıyor. Muhabir çalıştıramayınca haber yapamıyor. Ve hani sadece aboneler üzerinden bir dağıtım ağı kuran, belediyelerden aldığı reklamlarla ayaklı durmaya çalışan bir medya oluştu. Şimdi burada da o zaman şöyle bir şey devreye giriyor. Aslında olması gereken ne? Evet, belediyeler desteklemeli. Evet. Ama belediyeler bir haber karşılığında desteklememeli yerel medyayı. Ya da kendisine aleyhte bir şey yaptığında o desteği kesmeyecek bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi mecliste şöyle bir karar çıkarttı. Ya da Büyük Millet Meclisi şöyle bir karar çıkardı. Belediyeler, yerel gazeteleri destekleyecek. Desteklemenin koşulları şu şudur ve bu değişmez. O zaman siz Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin belediye başkanının beğenmeyeceği bir haber yapsanız da o desteği almaya devam edeceksiniz. Çünkü kanun bunu korumuş olacak. Yani beğenmediğinden kastı da şu, hani gazeteciler insanların beğenmediği haberler yapıyor anlamında söylemiyorum. Yani eleştirel haberler de yapılabilir. Evet. Bir şey yanlış yapıldıysa o gazeteci tarafından eleştirilme ve topluma doğrusunun ne olduğu anlatılmak zorunda. Zaten işimiz bu. Şimdi bunu belediye başkanı beğenmiyor diye senin ilanı ve senin aboneliğini kesemeyecek bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Ve insanların, geçmişte şöyleydi, yerel gazeteler, ulusal gazeteler yerel gazetelerden beslenirdi. Evet. İşte mesela Adana'da herhangi bir gazetenin muhabiri olmayabilirdi. Ama buradaki yerel gazeteyi takip ettiğinde, aha böyle bir şey varmış, sen topla çantanı şeye git, Adana'ya git ve şu haberi biraz daha geliştirip bunu kamuoyuna, ulusala duyuralım. Şimdi yereli de ulusalı da aynı ajanslardan besleniyor. Evet. Yani içerik sorunu işte bu ajans modeline dönmeyle beraber ekonomik küçülmeyle beraber ajans da devreye girince haliyle medyanın çoğulcu yapısı Adana'da neredeyse kayboldu. Bunu söyleyebiliriz. Az önce de konuştuk yani öncesi. İşte o zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Özellikle yararlar açısından seçimler yaklaştığında belediyelerin ya da siyasetin musluğu açtığı, seçimlerden sonra muslukların kapandığı bir şey. 4 ay rahat ediliyor yerel medyasından. Sonraki 4 yıl boyunca, 4,5 yıl boyunca yerel medya can çekişiyor. Can ki çekişiyor, bugünlerde yaşıyoruz. Bu tasarruf genelgesi neredeyse yerel basının canını okudu diyebiliriz. Yani can suyunu da kesti. Belediyelere abone yapmayın talimatıydı bu.
Onun da altında. Bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Cafer Esendemir izliyor. Gülkan Durmuş Başkanım hoş geldiniz. Başarılı yayınlar diliyorum demiş. Mimar Odası Başkanımız Sedat Gül selam göndermiş. O da izliyor. Biz de onlara selam gönderiyoruz Cafer Başkanıma ve Sedat Başkanıma. Başkanım, ziyarette de bulunacaksınız. Biz sizi ağırlamak istedik ama çok da vaktinizi almak istemiyorum. Daha uzun uzadıya konuşacağımız programlar da elbette olacak. Ama şu, evet Adana yerel basınından da özel birkaç kelam edecek olursak, genel olarak işte bu hem içerik sorunuyla beraber sadece yerel yönetimlerin desteğiyle ayakta duran bir medya yapısının ortaya çıkardığı sorun hem tiraj kaybı, hem güvenilirlik sorunu, hem de içerik sorunu. Biz de 1.5 TV olarak size de istişare etmiştik bu yolculuğa başlarken. Adana Şube Başkanımız Halim Büyükkaya da ciddi omuz verdi, mentorluk yaptı bize. Hem de sevgili Murat İz dostumuzla beraber bu yola çıktığımızda. Burada 1.5 TV'de de aşmaya çalıştığımız şey şuydu. Gerçekten yeni nesil gazeteciliğin, işte yani dijital medya üzerinde yapılan gazetecilik faaliyetlerinin bağımsız gelir modellemesiyle, işte bu tüm bu yapısal sorularının dışına çıkarak sadece birkaç aktöre bağlı, onların seveceği haber ya da onların beğenmediğinde sizi bir şekilde abone kesintisi şu bu nedenle ekonomik tehditle baş başa kalmayacağınız bir model üzerinden yerel demokrasinin bir unsuru ve yerel çok sesliliği sağlayan bir platform olarak, bir girişim olarak 1.5 TV'de yolculuğa başladık. İlk yıl kutlamamızda da siz de aramızdaydınız. Onur ettiniz, bir teşekkür ederiz. Biz 1.5 TV'de tüm bu koşulların dışında bağımsız gazeteciliği sürdüren bir yapı ve sürdürmeye çalışanlarla omuz omuza olan bir yapı olarak devam edeceğiz. Bu noktada Türkiye Gazete Sendikası'nın bir desteği var. Ama var olan desteğini de güçlenerek arzu ederiz, talep ederiz. Yanımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Son olarak birkaç bir şey söyleyeyim, hızla bitireyim. İsterseniz tabii evet. Ki dinleyelim. Hani yerel basın özellikle dövizin dövizdeki artışla birlikte hem kağıdın hem baskı maliyetlerinin artmasıyla birlikte ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Buna paralel olarak basın ilan kurumunun geçtiğimiz iki gün önce basın ilan ücretlerine zam geldi. Yeterli mi? Değil. Ama en azından bir adım. Resmi ilanların fiyatları biraz yükseldi. Biraz nefes alabilecekler ama genel dövizdeki artışı karşılayacak bir şeye dönmeyecek. O yüzden hükümetin bu konuda tedbir alması gerekiyor. Halkın nefes borusu olan medyanın, gazetelerin, internet yayınlarının kesilmemesi için ciddi ve sürekli bir desteğe döndürmesi gerekiyor. Bunun için yapılacak adımlar var, atılacak adımlar var. Bir, resmi ilanların icra dosyalarını ayırdılar. Tekrar onun dönmesi yerel basın açısından büyük bir ilan akışı anlamına gelecek. Evet, yaptık, gıdada yapmamız lazım çünkü her şeyin fiyatı uçtu. Bunu kağıtta da yapabiliriz, kağıtta KDV'yi indirebiliriz gibi kağıt desteği sağlayabiliriz. Yayıncılar için, televizyon yayıncılığı için de bir şey söyleyelim. Kesinlikle. Yani bu ulusal mecralarla aynı ekonomik şartlar içerisinde yayın yapamaz mı yerel kanallar? Adana'da evet. Adana'da şu an yayıncılık yapabilen televizyon kalmadı. Adana'da 4 tane, 5 tane yerel televizyon olan ve bunlar da 10'ar, 15'er, 20'şer kişinin istihdam edildiği, muavin istihdam edildiği tam kanallardı. Tam oraya geleceğim. Bunu da söyleyelim. Değil mi? Yani RTÜK'ün hızla yerelle ulusal arasında bir fiyat ayrımı yapması gerekiyor. İşte Adana'da atıyorum Karataş'taki bir radyoyla İstanbul'daki yani en azından 20-30 kente hitap eden bir radyonun aynı fiyat ücretiyle çalışmaması gerekiyor. Evet. Bu lisans ücretiyle. Adana'daki bir televizyonun işte Türkiye'nin en çok izlenen televizyonlarıyla aynı bir lisans ücretiyle, uydu ücretiyle çalışmaması gerekiyor. RTÜK'ün buna bir düzenleme yapması gerekiyor. Yani sonuçta buradaki izleyici oranı, buradaki seslendiği kesimle, ulusalın seslendiği kesim farklı. Yani reklam gelirleri farklı. Reklam gelirleri farklı. Dolayısıyla buna ilişkin bir düzenleme yapılması gerekiyor. Türkiye dijitalleşiyor. Hızlı bir dijitalleşme var. İnternet konusunda hemen hızlı bir adım atılması gerekiyor. Nasıl bir adım? Bir, önce internet medyasında çalışan gazetecilerin, gazeteciler olarak tanımlanacakları, ha, akreditasyon sorunu giderilmesi, basın iş kanununun içerisine dahil edilecekleri bir düzenleme. İki, internet medyasında çalışanların resmi ilanda dahil ilan alabildiği bir mekanizmanın kurulması.
Ve onların da desteklenmesi. Evet, belki basılı gazeteye göre maliyetleri daha az internetin. Ama bedava değil. Oradaki kalitenin artması. Şimdi biz burada yayın yapıyoruz. Ki bilakis bizatihi döviz üzerine. Evet. Biz burada şimdi yayın yapıyoruz. Bugün konuştuklarımız şimdi insanlar izleyip ne konuştuğumuzu öğrenebiliyorlar. Hı-hı. Ama işte gazetede bir gün sonrayı bekleyecek gibi. Hani aslında haberin hızlı ulaşması konusunda internet medyası çok önde. İnsanlar artık gazetelerden haber okumuyor. Gerçekçi olmamız lazım. İnsanlar gazetelerden köşe yazılarını okuyor, değerlendirme, analiz haberlerini okuyor. Hı-hı. Ama sıcak haberi o gün içerisinde internette bitiriyor zaten yani. Onun bilgisini alıyor. Dolayısıyla internet medyasının yaptığı habercilik hem bugün açısından hem de önümüzdeki süreç açısından desteklenmesi, oradaki meslektaşlarımızın korunması, internet medyası sahipliğinin, işverenlerinin ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor ki bu sürdürülebilir olsun. Ki bunun koşulları belirlensin ki evinde bir internet sitesi kurup kişisel ilişkileriyle habercilik yapmadan hani basın meslek ilkelerine bağlı çalışmadan insanların yani nitelikli gazeteciler bu alanda gazetecilik faaliyetlerini yürütebilsinler. Bunun için bir düzenleme gerekiyor. Bunlar yapıldığında yani Türkiye'de medya nefes alacak. Türkiye'de toplum da nefes alacak. Çünkü medya nefes almadığı koşulda ben hep söylüyorum, medya, gazeteciler toplumun nefes borularıdır. Ve siz o nefes borularını keserseniz toplumda ciddi anlamda bir kültürel anlamda gerileme, olaylara bakış açısından bir gerileme, bunlar yaşanacak. Türkiye yıllar geçiyor, çağlar değişiyor ama biz geriye doğru gitmememiz lazım ve bunun için de medyanın başka bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, başkanım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi biz tüm bu koşullar içerisinde işte 1.5 TV'de Adana'nın aslında Türkiye'nin 4. 5. büyük medya metropolü olan geçmişte işte 4 tane yerel televizyonu, yerel güçlü basılı gazetelerin olduğu, işte medya patronlarının gazetelerin kapatıp patronların hapse atılmadığı, gazetecinin hapse atılmadığı bir medya metropolü Adana'nın. Bugün ortaya çıkan durum şu, medyanın çoğulcu yapısı kaybolmuş, gazetelerde muhabir istihdam edilemiyor ekonomik güçlükten dolayı, tek gelir kaynakları işte belediyelerin verdiği destekler haline gelmiş. Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi de bu konuda bir adım attı. Meclis kararı çıktı. Bundan sonra meclis kararları gazetelerde ilan olarak yayınlanacak. Bu da bir ufak da şey evet, olsa bir güzel destek oldu yerel basın için. Ama internet basınıyla ilgili de aynı şey destekleri bekliyoruz. Biz de buradan mesajımızı göndermiş olalım. 1.5 TV olarak biz hani burada bir direnç alanı olarak durmaya devam edeceğiz. Sizin aracınızda çağrımızı yapalım. Hangi meslektaşımız varsa medyanın çoğulcu yapısı içeri kalmak isteyen, mesleğini yapmak isteyen bizim stüdyolarımızı, araç gereçlerimizi bilabeler kullanarak en azından dijital alanda faaliyetlerini sürdürmesine biz her türlü yardımı yapmaya da hazırız. Biz bunu başta deklar etmiştik. Sizi konuk etmişken tekrar deklar edelim. Yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Adana'ya da hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, TGS Genel Başkanı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Durmuş'u Sıcağız Çağ'ına konuk ettik. Biraz hem ziyaretlerini konuştuk hem de yerel basının ve genel olarak basının içerisindeki durumu konuşmaya çalıştık. Çözüm önerilerini aktardı bize de. Bir notla bitirelim. Dünyanın bir tarafında Karadeniz'in hemen öte tarafında, tabii biz Akdeniz'deyiz ama işte Karadeniz'in hemen öte tarafında bir savaş başladı. Sosyal medyadan da sabahtan beri izliyoruz. Şöyle bir şey söyleyerek kapatmak istiyorum ben bu yayını. Savaş tribünden izlenip taraftarı, bir tarafın taraftarı olamayacak bir şey değildir. O yüzden sokaklardaki yaşamın sokaklardan çekilip bombaların yağmaya başladığı durumlarda en çok çocuklar, kadınlar, insanlar zarar görür. Dolayısıyla ben şahsen bu savaşı tümden ve koşullarla reddediyorum. Umarım bir an önce diplomasi devreye girer ve dünyanın gücündeki bu savaşı da bir an evvel biter, sonlanır. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.